dokunmamanız ve yaklaşmamanız önemli rica ediyorum. Türkiye'nin ikinci en büyük Türk-İslam minyatür parkını da içinde barındıran, dinozorlar dönemini anlatan, yine masal dünyalarını anlatan 3 farklı temalı 80 bin metrekarelik bir alanda Türkiye'de eşine pek rastlanmayan aslında nadir parklardan bir tanesi. 10 yılı doldurdu dedim. Her yıl yaklaşık 250 bin tane yerli yabancı misafiri ağırlıyor bu parkımız. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel, sonbaharda ayrı güzel. 4 mevsim zaten Meram'da çok güzeldir. Bu parkta göletiyle, yeşil alanlarıyla, ağaçlarıyla, masal kahramanlarıyla, yeme içme mekanlarıyla, yani bu parktan adımını atan yaklaşık buradan 3-4 saat hakkını vererek anca gezebilir. Yani doya doya gezebilir. Yaz döneminde yol da zaten turizm yolu olduğu için, buradan Seydişehir-Antalya yoluna çıkış olduğu için hem şehrimizden çıkanlar hem de şehre gelen turistlerin tam da odak noktasında burada gerçekten keyifli vakit geçirebilecek her yaş grubuna. Yani 5 yaşındaki çocuktan tutun da 80 yaşındaki amcaya teyzeye kadar hitap eden de bir park. Dedim ya, yaklaşık 225 tane Türk-İslam minyatürü var burada. Farklı ülkelerde, zamanında Türklerin veya İslam'ın dokunduğu farklı ülkelerdeki eserlerimizin burada örneklerini görebilecekler. Hem günümüzdeki hem geçmişte. Yani dünya turu yapmalarına gerek yok. Buraya 80'li devre aleme geldikleri zaman adı üstünde tüm alemi devretmiş olacaklar. Yine dinozorlar dönemine ait çok güzel bir parkımız var. Hareketli ve sesli de dinozorlar. Gerçekten burası küçük büyük herkesin ilgisini çeken bir park. Masal kahramanları ise belki de sadece çocuklarımızın ama bizim gibi yaşı büyüklerin de geçmişte çocukken seyrettikleri çizgi filmlerin de kahramanların olduğu, o yüzden büyüklerin bile atlamadan gezdikleri bir alan. Bu üçünü beraber birleştirdiğimiz zaman gerçekten doya doya hem de bilgilenecekleri hem de eğlenecekleri hepsinde bilgilenme metinleri var. Önlerine gittikleri zaman hangi dönem yapıldığından, hangi eşlevi gördüğünden her şeye ait o tarihi bir bilgi de almış oluyorlar.